İyi geceler sevgili izleyiciler. Bu akşam aslında çok çok önemli bir konuyu tartışacağız. Genetiği değiştirilmiş organizmaları konuşacağız bu akşam. Aslında terim olarak biraz karmaşık gibi gelecek halkımıza ama konunun halkımız için ne kadar önemli olduğunu biraz sonra konuğumun yapacağı açıklamalarla sizler de göreceksiniz. Bu akşamki konuğum Sayın Ali Haydar Süslü, Gıda Mühendisleri Odası Onur Kurulu üyesi, Marmara Bölgesi eski başkanı. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali Bey'i ben geçen hafta konuyla ilgili bu programı yapalım dedim. Sağ olsun kırmadı beni. Daha önce de hatırlarsınız bir programımızda daha Ali Bey'i konuk almıştık. Bu akşamki konu gerçekten çok önemli ve son günlerde yine kamuoyunda yine yapılan bir yönetmelik değişikliği ile ilgili olarak GDO'lu ürünlerin Türkiye'de yeniden gündeme gelmesiyle kamuoyunda yer aldı. Aslında konunun ne olduğunu önce genetiği değiştirilmiş organizmaların ne anlama geldiğini bu biçimiyle bir halkımıza açıklayalım. Sonra benim sizlere bu konuda sorularım olacak. Sevgili izleyiciler, programımız süresi içerisinde katılımınız, sorularınız ve katkılarınız olursa lütfen bize yazınız. Elimizden geldiğince program süresi içerisinde onlara da yanıt vermeye çalışacağız. Evet. Ben tekrar seyircilerimiz adına hoş geldiniz diyorum size. Hoş bulduk. Gecenin bu saatinde sizi rahatsız ettik ama birikimlerinizi paylaşalım istiyorum. Ben de gecenin bu saatinde bizi sabırla dinleyen ve dinleyecek olan bütün izleyicilere şimdiden teşekkür ediyorum. Tabii bizim son 20-25 yıldır biraz gündemimize ve hayatımıza giren bir konu. Özellikle ya da 30 yıl diyelim. Hı hı. Genetiği değiştirmiş organizmalar, diğer adıyla genetiği değiştirmiş ürünler ya da genetik modifikasyon dediğimiz hep böyle farklı tanımlarla ya da çok kısa halk arasında çok yorulan GDO şeklinde evet. ürünler şeklinde bunun bir genel tanımlamasını yaparsak aslında biyoteknolojik yöntemlerle kendi türü haricinde bir türden gen aktarılarak belli özellikleri değiştirilen yeni organizma diyelim. Yani siz isterseniz bunu birazcık daha Türkçeleştirelim. Şöyle ya da örneklerle belki daha iyi olur. Örnekler, çok daha iyi olur. Örneğin siz balık denizde soğukta yaşar ama soğuğa daha dayanıklı hale gelmesini istiyorsunuz. Bir başka türden bir geni alıp çok özel koşullarda, çok özel ortamlarda uzun süren deneyler sonucunda o geni aktararak ona soğuğa dayanıklı bir pozisyon kazandırmaya çalışıyorsunuz. Bu bir örnek. Hı hı. Ya da yağlı bir tohum, işte ne diyelim, soya ürünü. Soya ürününün, soyanın yağlılık özelliğini arttırmak için bir başka bitkiden ya da bir başka canlıdan onun özel bir genini alıp soya aktararak gene laboratuvar ortamında uzun denemeler sonunda yeni bir ürün elde etmek. O zaman neye geliyoruz? Yani aslında gen tanımını biraz aşmak lazım. Biraz daha halkın anlayabileceği noktaya getirmek lazım. Şimdi biliyorsunuz doğadaki canlıların hepsi temel bir yapıdan oluşur. O da hücredir. Hı hı. Hücrenin de temel yapı taşlarından bir tanesi, yani küçülterek gidiyoruz, DNA dediğimiz bir sarma zincirden oluşur. DNA'nın temel yapı taşlarından bir tanesi de işte gen dediğimiz bölümdür ki bu gen bütün canlıların kendi karakteristik özelliğini yansıtan şifresinin gizli olduğu bölümdür. Yani bizim temel yapı taşı dediğimiz bütün canlıların oluşumunda var olan hücrenin bütün bilgilerinin saklandığı yer işte o gendir. Dolayısıyla biz onda herhangi bir değişiklik yapmak istiyorsak hücrenin içine girip o genin içindeki, daha böyle klasik deyimle belki resimlerde görmüşlerdir ya da kitaplarda görüldüğü şekilde zincir şeklinde olan o DNA yapıları içindeki bir takım kodları değiştirerek, biz onlar artık öyle diyoruz. O kodları değiştirerek yeni ürün elde etmenin çalışması diyelim. Ama bu tabii şimdi, bitki olsun şey olsun çalışmalar onun doğallığını bozmuş oluyor bir şekilde. Tabii ki. Şimdi ya da şöyle söyleyeyim, sizin mesleki yapınız açısından bir örnekleme yaparsak. Örneğin biz hücreyi dünya olarak
algılayalım. Hücrenin altında DNA'yı ülke olarak tanımlayalım. DNA'nın altındaki gen dediğimiz yapıyı oluşturan kromozomları da şehir olarak algılayalım. O kromozomların bir altyapısı da, nükleotit dediğimiz yapıları da bizler, insanlar ve aile yapısı olarak belirleyelim. Şimdi şehrin temelini oluşturan yapı, işte insanların o yaşam tarzları vesaire hepsinin bir araya geldiği bir oluşum. Şehrin bir karakteristiği oluşuyor. Örneğin İstanbul'un bir karakteristiği var. Siz İstanbul'un karakterin bir takım temel yapı taşlarını değiştirirseniz şehrin algısı, yapısı değişir. Dolayısıyla onun o eyalet içindeki konumu değişir, ülke içindeki konumu değişir, dünya içindeki konumu değişir. İşte gen de böyle bir şey. Siz genin içindeki bir parçayı değiştirdiğiniz zaman vücudunuzdaki bütün yapılarla ilgili yavaş, daha doğrusu o değiştirmek istediğiniz özelliği siz bütüncül yapıya aktararak ya da onu olgunlaştırarak o değişimi sağlıyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyelim, insanlar arasındaki, daha doğrusu canlılar arasındaki bir takım farklılıklar işte bu genlerin içinde gizli olan şifrelerin farklılığından kaynaklanıyor. Örneğin kuzeylilerin güneylilerden farkı, esmerlerin sarışınlardan farkı, kadın erkek farklılığı gibi bir takım genetik özelliklerin farklılığı işte bu gen kodlarındaki gizli olan şifrelerden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bunu biz sektöre indirirsek, yani bir bitki açısından ya da bir hayvan açısından ya da herhangi başka bir teknolojik canlı açısından değerlendirirsek, işte bunların teknoloji anlamında istediğimiz özellikte olması için hücrelerinde ya da genlerinde yaptığımız değişikliklerle elde ettiğimiz yeni ürün. Şimdi bunu anlattıklarımızı şöyle genel olarak değerlendirdiğimiz zaman birazcık da ürktüm açık konuşmak gerekirse. Tabii biz bunu mesela 4 tane ana sektörde diyebiliriz. İşte bir tarımda yeşil biyoteknoloji diyoruz. Sanayide ya da endüstride beyaz biyoteknoloji diyoruz. Denizde, deniz ve ürünlerinde yapılan mavi teknoloji ve en sonunda tıpta da kırmızı biyoteknoloji dediğimiz 4 ana dalda toplayabiliriz. Her dalda da kendi branşına uygun. Tabii temel amaç insanların daha iyi koşulda yaşayabilmesi adına, onların değişen dünya düzeni içinde, yapısı içinde daha refaha ulaşabilir bir pozisyonu yaratmak adına teknoloji böyle bir şeydir. Ya da biyoteknoloji insanların hizmetinde olması gereken, baktığınızda temel mantık hizmetinde olması gereken bir yapı. Ama şu anda son 30 yıl, daha doğrusu 1970'lerden başlayan bilimsel çalışmalardan sonra 1996 yılında başlayan ilk genetik modifiye ürün üretiminden ve bugünümüze kadar gelen işte bu 15 yıllık, 16 yıllık süreç içinde, 16 yıldır üretiyoruz. Geçtiğimiz süreç içinde algı öyle oluşmadı. Ya da geldiğimiz son nokta öyle değil. Şimdi tabii benim yani, ilk etapta hemen aklıma şu geldi. Evet. Endişe duymamın birazcık da şeyi şu. Dünyayı yönetenlerin, uluslararası şirketlerin, kapitallerin bu biçimiyle, bu dört tane ana unsurda yapılan çalışmalarla bu gücün elinde bunu değiştirebilme yeteneğinin olması, imkanın olması, dünyanın ve sistemin değiştirilmesi, yaşamın değiştirilmesi adına çok ciddi şeyler getirir, kaygılar getirir. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Yani insanlık adına, insanların daha iyiye, daha mükemmele varması adına yapılacak olan bu çalışmalar aslında yararlı, fakat kötüye kullanılsa çok zararlı olabilecek de bir şey gözüküyor. Tabii yani atom bombası için temeli oluşturan insanlar hani atom bombası üretilsin diye yapmadı bunu. Evet. Ama nihayetinde çok farklı karakteristik yapıda olan insanlarız. Bir şekilde birileri teknolojiyi başka amaçlarda kullanabiliyor. Şimdi aslında bu gen transferlerin amacı, yani ilk çıkış noktasına baktığımız zaman belki çok safane bir şekilde başlayan, ileride daha az topraktan daha çok verim elde etmek ya da hastalıklara karşı, haşerelere karşı, zirai ilaçlara karşı daha dayanıklı bitki elde edip az maliyetle daha çok ürün elde etmenin bir gayreti. Yani ilk çalışma tarımda başladı. Tarımda başladı ve ileride dünya nüfusun artış oranına göre de, örneğin bizim şu anda 9 milyar civarında bir dünya nüfusunun ortalama 6.6 milyar ton gibi yıllık bir
gıda ihtiyacı varken işte bunun nüfusla oranla artmaması ya da tarım topraklarının artmaması, tam tersine azalması, ki ileride birkaç dakika sonra onlarla ilgili bir takım örnekler de vereceğiz. Hı hı, hı. İnsanları bu tür şeylere teşvik etti. Ama geldiğimiz nokta, biraz önce söylediğim, hı hı, 15 yılın sonunda ya da ilk araştırmaların başladığı 30 yılının sonunda geldiğimiz nokta şöyle bir şeye dönüştü. Hayır, bizim gerçekten de ihtiyacımız olduğu için bir takım ürünlerde üretim yapılmıyor. Sanayi anlamında ya da getiri anlamında geliri yüksek olan ürünlere yönelindi ve bunların üzerinde çalışma yapılıyor. Örneğin dünyada GDO'lu ürünleri üreten ülkelere baktığımız zaman Amerika, Brezilya, Arjantin ve Kanada GDO'lu ürün üretiminin %84'ü. Bunların yanına Güney Afrika, Çin, Pakistan, Hindistan'da kattığımız zaman dünya GDO'lu ürün üretiminin %97'si. Geriye kalan ülkeler, 20 tane daha ülke var üreten, onlar da dünya üretiminin %3'ünü, GDO'lu ürünün %3'ünü üretiyorlar. Ve işin daha enteresan bir tarafı, GDO'lu ürünlerin üretilmesi, biliyorsunuz, bu patente elinde bulunan, yani GDO'lu tohum üretimini, hı hı, yapan ve patente elinde bulunan dünya devi belli başlı firmalar var. Bu firmaların içindeki en büyük paya sahip olan Monsanto, ki pazarın %90'ını elinde bulunduruyor. Yani GDO'lu ürünlerin üretilmesi için %96'sı. %90. Ha, 90 pardon. GDO'lu ürün ya için gerekli olan tohumun, dünya genelindeki tohumun %90'ının patentini elinde bulunduran şirket Monsanto. Sadece tohumun patenti elinde bulundurmakta değil, bu tohumun dünya genelindeki hareketlerinden dolayı da örneğin Arjantin'le şu anda mahkemelik durumda. Çünkü Arjantin buradan ürettiği GDO'lu ürünlerle ürettiği ürünleri ihraç etti. İhraç ettikten sonra hayır edemezsin, bu benim ürünümdür, oradan kazancından benim de payım olmalıdır gibi bir yargı sürecini soktu ve devam eden ülkelerle olan bir savaşı var. Dolayısıyla tekellerin elinde yürüyen bir sistem. Bu tohumun en büyük özelliğini, bir daha aynı tohumdan ürün elde edemiyorsunuz. Ve her ürün üretmek için, ekmek için yeni tohum tabii. Bir tekel, yani daha da işin özü şu, size aşla çare olan ve insanların hizmetine sunan geniş yelpazede, örneğin açlığın çok çektiği Afrika'ya bu tohumları ücretsiz verip de bir yapı oluşturmuş olsa amacının farklı olduğu ve insani olduğunu düşünebilirsiniz. Hı-hı. Ama tamamen tekelleşme ve ticaret kaygılarıyla yapılmış olan bağımlılık. Evet, kesinlikle. Evet. Şimdi bunun yanında bizim ülkemizde özellikle bu işlerle ilgili yasal süreçler 2009'dan sonra başladı. Ondan öncesine baktığınız zaman bizde herhangi bir yasal düzenleme yoktu. Peki, düzenleme olmadan önce Türkiye'de bu tür çalışmalar var mıydı? Yani hayır. Yasal düzenlemeden sonra mı Türkiye'de başladı çalışma? Şimdi bakın, zaten şu anda da bir çalışma yok. Yani çalışma derken biz ancak şunu yapıyoruz. Bize dışarıdan gelen bir takım ürün tohumları, GDO'lu tohumları ya da ürünleri diyelim. Hı hı, hı. Çünkü bizde ekimi yasak. Hı hı. Tabii ne kadar kontrol ediliyor, hı, bilmiyoruz. Yasak yani onu gerçekten ne kadar kullanılıyor onu bilemiyoruz, evet, tabii. Evet. Ama şöyle bir 1998'de yanlış hatırlamıyorsam Tarım Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu bir genelge var. GDO'lu ürün girişi yasaktır. Şimdi yasanız yok, düzenlemeniz yok. Giriş de yoksa niye böyle bir yönetmelik çıkarırsınız? Genelge çıkarırsınız. Demek ki o dönemlerde bizim savunduğumuz meslek odasının, Ziraat Mühendisler Odası, Gıda Mühendisler Odası ve devamında farklı kuruluşlar, meslek odalarının ısrarla üzerinde durduğu, kavga ettiği, hayır, kaçak yollarda da olsa, kontrolsüz olduğu için normal yollarda da GDO'lu ürünler ülkemize giriyor deniyordu. Bakanlık bunu reddediyordu. Ama sonra dayanamadı. 98'de kendisi bir gizli araştırma yaptı muhtemelen ki. Hı hı. 90'da böyle bir genelge yayınlamak zorunda kaldı. GDO'lu ürün girişi yasaktır. Böyle bir riskiniz yoksa niye böyle bir şey açıklarsınız? Çünkü peki, bizim kaçak giren GDO'lu ürünleri,
yasaklamak. Şimdi bunu analiz eden bir yapınız yoktu o dönemlerde. Evet, son dönemde işte biyogüvenlik yasa tasarısının oluşması, ondan önce tabii bu da bir şanssızlık. Yasa çıkmadan bunun yönetmeliği çıktı biliyorsunuz. 2009'da yönetmelik çıktı, 2010'da yasası çıktı. Yani o düzenlemelerden sonra onun altyapısı, ilgili laboratuvarları vesairesi çalışması 2004'ten sonra başladı. Biraz yavaş yürüse de günümüzde artık onları kontrol, test edebilir ya da analiz edebilir hale gelmiş durumda. Şimdi dünya nüfusunun gelişmekte olan ve az gelişmiş, yani fakir ülkelerinin dünyadaki üretilen gıdanın ya da tarımsal ürünlerin diyelim %30'unu, bakın bu ülkelerin %70'i, yani dünya nüfusunun %70'ini oluşturan bu yapı üretilen ürünlerin %30'unu tüketiyor. Tam tersine dünya nüfusunun %30'unu oluşturan gelişmiş olan ülkelerin üretilen ürünlerin de %70'ini tükettiğini çok iyi biliyoruz. Tarım ve gıda anlamında üretilen. Yani ortada çok ciddi bir böyle bir dengesizlik var. Bu dengesizliği ortadan kaldırmak, daha ideal ortamı yaratmak varken bu tekeller aslında kendilerine oluşturdukları pazar paylarını biraz daha geliştirmek için sanayi anlamında, sektörel anlamda da çok daha karlı olan işte mısır, soya, özellikle yağlı tohumlar, koza gibi ürünlerin, GDO'lu ürünlerin üretimine yönelmişler. Bakın biliyorsunuz birçok ülke özellikle yakıt konusunda biyo yakıtı gündeme getirdi. Evet. Son 5 yıldır çok ağırlıkta olmaya başladı ve 2020 hedeflerini çok inanılmaz rakamlar koydular. Bu neyi getirdi? Şu anda İngiltere'nin bu yakıtla ilgili koyduğu hedefe baktığınız zaman kendi ülke tarım topraklarının %80'ini tamamen koza üretimine ayırması gerekiyor. Yani o hedefi tutturabilmesi için. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki tamamen ticari kaygıyla yürüyen bir yapı. Hani birkaç sene sonra, 3-5 sene sonra belki bunun yanlışlığı fark edilecek ama o zaman birçok şey de işten geçmiş olacak. Geçmiş olacak. Tabii. Evet. Şimdi genetiği değişmiş genetiği değişmiş organizmalar ya da ürünlerle ilgili bir alan çalışması nerelerde yapılıyor? Yani birkaç örnek verirsek özellikle tarım ürünleri için söyleyeyim. Örneğin mısır, pamuk, patates gibi ürünlerde zararlara karşı. Gene aynı şekilde soya, pamuk, mısır, koza gibi ürünlerde yabani ot ilaçlarına karşı dayanıklılık. Ya da patates, çeltik ve mısırda viral bitki hastalıklarına karşı dayanıklılık. Hani bunlar halen denem çalışmaları, bilimsel çalışmalar devam eden yapılar. Evet. Ayçiçeği, soya, yer fıstığı gibi ürünlerde yağlılık özelliği artırmak konusunda yapılan çalışmalar var. Domates, çilek gibi ürünlerde raf ömrünü uzatmak, dayanıklılığı artırmak adına. Artık biz o eski böyle çok birkaç günde çürüyen domatesleri göremiyoruz. O çok rahatlıkla uzun süre kalabilen domatesleri görebiliyoruz. Ya da domateste aromasının artırılması konusunda. Hayvanlarda ise et oranının artırılması için yapılan bir genetik çalışması var. Koyunlarda yün artırımı için, koyunların yün artırımı yapılan bir gen transferi çalışması var. Özellikle balık çeşitlerinde işte sazan balığı gibi bir takım balık çeşitlerinde, özellikle 20 türe yakın olan balık çeşitlerinde soğuğa dayanıklılıkla ilgili ve büyüme ile ilgili, hızlı büyüme ile ilgili bir gen çalışması söz konusu. Şimdi bunlar, bu çalışmalar yürürken ama bir taraftan da dediğim gibi belli başlı ürünlerde işte soya gibi, mısır, koza gibi, pamuk gibi ticari yönü çok güçlü olan, sektörel anlamda da birçok üründe kullanılan ürünler maalesef ki çok fazla talep görüyor ve bu firmaların çoğu da zaten buna yönelmiş durumda. Peki bütün bu çalışmalar yapılırken sizin ifade ettiğiniz gibi nüfusun artışı, tarım topraklarının gittikçe tükenmesi ve bu konudaki açığın kapatılması adına yapılan bu bilimsel çalışmaların insanlar üzerindeki olumlu veya olumsuz etkileri de test edile edile mi yapıyor? Yoksa önce malı verip işte belli bir şeyden sonra mı? Bunun bilimsel çalışmaları ne paralelde gidiyor? Şimdi Amerika'da da Avrupa'da da bununla ilgili bilimsel çalışmaları yapan kuruluşlar var. Fakat sıkıntı şurada. Bilimsel çalışmayı yapan
Amerika'nın ya da Avrupa'nın tarım örgütleri, FAO gibi üst kurullar çok genel yaşanan bir dünya sorunu olarak da özellikle bu Monsanto gibi ya da DuPont gibi bu konuda dev olmuş firmaların ticari kaygılarını gözetmeden karar veremiyorlar. Daha çok bu firmaların yaptığı analizleri rapor olarak kabul edip sonuçlara gidiyorlar. Dolayısıyla bu sonuçlar gene o firmaların verdiği bilimsel çalışmaların sonucu olarak. Firmaların verdiği raporlar doğrudur, raporlar yanlıştır. Raporlar doğrultusunda doğrudur, yanlıştır gibi bir yönteme daha çok başvurulan bir yapı var. Bakın bazı Avrupa ülkelerinde 2008-2009'da mısır üretimi yasaklandı. Bu riskleri gördükleri için. Sadece bununla ilgili değil. Normal tarım yapan, yani GDO'lu ürün kullanmadan normal tarım yapan ürünlere bir bulaşma söz konusu olduğu için ve sonrasında bu bulaşmadan sonra normal türlerdeki biyolojik çeşitliğin nasıl bozulacağı, dengenin nasıl bozulacağı ve 15-20 yıl sonra yeni nasıl bir tür elde edileceği bilinmediği için bu mısırlar 2008'de yanlış hatırlamıyorsam Fransa'da, 2009'da Almanya'da yasaklandı. Yani ülkelerin kendi aldıkları kararla. Demin açıklarken bir şeyi ifade ettiniz. O da dikkatimi çekti. GDO'lu ürünleri yetiştiren ülkelerin tüm dünyadaki tüketim oranına baktığımızda %30, yetiştirmeyen ve sadece GDO'lu ürünleri tüketenlerin de %70'e sahip olduğunu söylediniz. Yani enteresan bir dengesizlik var ortada. O genel ürün tüketimi ve üretimi anlamında söyledim. Dünyanın genel dengesizliğini vurgulamak adına. Yani şunu söyleyebilir miyiz? GDO'lu ürünler tüketmek adına çalışan ve bu konuda büyük uluslararası sermayeye sahip olan firmaların bulunduğu ülkelerin ürettiklerinin kendi ülkelerinde tüketilmediğini söyleyebilir miyiz? Yani bir oran üzerinden konuşabilirsek. Tüketiliyor kendi ülkelerinde ama orada şöyle bir şey var. Belki böyle parça parça gidecek ama şunu vurgulamakta yarar var. En azından tüketiciye karar verme konusunda çıkardıkları yasalarla bir tercih hakkı bırakmış. Ne demiş? Ya bir üst sınır koymuş, demiş ki şu sınırdan itibaren ya da bilerek koyduğun GDO'lu ürünse etiketleme zorunluluğu var demiş. Üzerinde olduğu için de vatandaş o etiketi gördüğünde alıp almama konusunda bir tercih noktasına gidiyor. Çünkü bu ürünlerin, yani bu gen transferleri ve değişikliğinin bir hayvanda tüketilmesinden sonra ya da onun kalıntısıyla insana geçtiği boyutuyla ondaki yıllara sahip oluşturabilecek değişiklikler böyle birkaç günde, birkaç yılda gözükemeyeceği için, en az 15-20 yıl sonra ortaya çıkabileceği için bu tercihini sen yap demiş. Benim yaptığım bilimsel çalışmalar, 6-7 yıl içinde yaptığım laboratuvar çalışmaları, hayvanlar üzerinde yaptığım deneylerden sonra ben bunun risksiz olduğunu düşünüyorum ama 30 yıl sonra ne olacağını daha görmediğim için tercihini sen yap diyebilmiş. Hı hı. Bakın bizde biyogüvenlik yasa tasarısı ya da yasası çıktı, doğrudur. Bununla ilgili aslında düzenlemelerde kötü değil. Bir takım eksikler, yanlışlıklara rağmen. Fakat hiçbir üründe bugüne kadar ben bir tüketici olarak GDO'lu ürün, GDO'lu ürün ya da GDO'lu hayvan yemi kullanılmıştır bu üründe diye bir ibare görmedim. Yok öyle bir şey. Etiketlemede olması gereken bir şey. Şimdi, belki sizin program ifadenizin akışında zaman zaman saplamalarla bazı aks kaymaları yapacağım ama tabii ki. Ben şu anda aynı zamanda bir izleyici gözüyle de size bir soruyu sormak istiyorum. Hemen elimdeki bugünkü yaptığım araştırmaya bakıyorum. Şimdi daha önce 2009 yılında sizin de ifade ettiğiniz gibi GDO'lu ürünlerin Türkiye'ye girişi vesaire şeyle ilgili ciddi bir yasaklama varken İnsan ve hayvan tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı direnç genleri içeren GDO'lu ve ürünlerin ithalatı ve piyasaya sürülmesi yasaklanmıştı. Şimdi 20 Nisan 2010 tarihli resmi gazete yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle burada 32 tane ürünün Türkiye'ye girişinin önü açılmış. Evet. Şimdi tabii izleyicinin konuya çok büyük bir perspektifle bakıp onun içerisinden kendisiyle ilgili konuları algılayabilmesi mümkün değil. Konuştuğumuz biçimiyle bakıyorum olaya. Şimdi çok ciddi bir endişe var. Genetiği ile oynanmış olan bu gıda ürünlerinin bir şekilde insan üzerinde yaratacağı tehlikeler var. Mesela burada çok ciddi bir açıklama var. Ben hakikaten
diyor ki şeyde bakanlığın bu konuda değerlendirme komitesi raporu ve kurul kararı tespit edilmedikçe bu ürünlerin ithal edilmesi ve piyasa sürülmesi sakıncası yoktur diyor ve girmesini sağlıyor. Ama burada yine Köyüşleri Bakanlığı'nın mısır, soya, pamuk, patates, şeker pancarı gibi ürünler toplam 32 tane çeşitin girmesine izin vermiş. Doktorların bu konuda enteresan bir şeyi var. Yani bu ürünlerin çok ciddi rahatsızlıklara karşı direnç gösterecek bir yapı oluşumu ile ilgili hastalıkların tedavi edilmemesi ile ilgili bir şey var, açıklaması var. İlginç geldi bana. Tabii sadece antibiyotik genine dirençli gen kullanımı durumunda onu kullanan hayvanda, biliyorsunuz hayvanlarda belli dönemlerde hastalıklara karşı antibiyotik kullanımı söz konusu. Eğer aynı türden bir antibiyotikle, yani antibiyotiğe karşı dirençli genin kullanıldığı bir yemi o hayvan tükettiyse ve aynı antibiyotikle hayvanın tedavisi için kullanılmışsa, belli bir süre sonra antibiyotik toleransı dediğimiz bir yapıdan dolayı direnç kazanacaktır. Dolayısıyla o tedavi işe yaramayacaktır hayvanda. Ama insan için de aynı şeyi ifade şimdi, etmişler. Tabii tabii. Şimdi onun insana geçişi ve oradaki riski bilmiyoruz. Riski, o risk olasılık olarak bu tehlike ifade tabii ediliyor. Tabii ki. Olasılık olarak. Ve dolayısıyla orada der ki izin koşulları başlıklı maddesinde halkın ve uzmanların görüşüne açılmalıdır. Yani bizim bu yasayı düzenleyen biyogüvenlik yasasında bakanlığın bu konudaki GDO ile ilgili bu tutumunda görüşü açmak durumundadır. Şimdi görüşü açtın mı bugüne kadar? Açmadı. Yani bu konuda herhangi bir kurum, bilimsel ya da sivil toplum örgütleri görüş bildirebilirler mi? Ya da ortak bir çalışma, bir araştırma yapabilirler mi? Şimdi, bakın şey konusunda bizler şunun biraz farkında değiliz galiba. Başlı başına bir soya diyoruz ya da başlı başına mısır diyoruz ya da işte bunun GDO'lu üretimiyle ilgili denemesi süren ve yakında normal ürün olarak üretilmeye başlayacak ürünlerle ilgili belki çok önemsemiyoruz ama bir soya bile, bakın bir soya bile et ürünlerinde, bisküvi sektöründe, çikolata sektöründe, işte salam sosis gibi sanayi ürünlerinde ya da işte hamburger vesaire gibi hazırlanmış ürünlerde soyanın farklı türleri ya soya proteini olarak ya soya proteini izoleleri olarak ya da işte soya unu olarak ya da kozmetik ürünlerinde soya listini olarak, yani oradaki protein izolasyonunda ihtiyaca göre hemen hemen gıda sektörünün belki birçok alanında işlenmiş ürünün tamamında kullanılabilen, çünkü soya bir, su tutma özelliği iki, yağ tutma özelliği kapasitesi yüksek olan bir üründür. Siz işlenmiş bir ürün, öğren işlenmiş bir hamburger, yani işlenmiş üründen kastımız hazır gıdalardan bahsediyoruz. Tüketimi hazır hale hazır geldi. Gıdalardan bahsediyoruz. Bir hamburgeri ya da hazırlanmış bir tavuğu ya da hazırlanmış başka bir sucuk, salam vesaire gibi et ürünü pişirirken kurumaması için, protein kalitesi daha iyi olabilmesi için ya da ağızda daha yumuşak ve dağılabilir bir yapı bırakabilmesi için soya gibi çok değerli ürünleri kullanıyoruz. Ama bizim soya ithalatımız çok yüksek. Şimdi Arjantin gibi soya üretimi çok yüksek, GDO'lu soya üretimi çok yüksek olan bir üründen biz ithal ediyor muyuz? Ediyoruz. Yıllar içinde bununla ilgili tespit yapılmış mı? Hatta Arjantin'den, Meksika'dan ve Arjantin'den gelen gemilerin özellikle bu GDO'ya hayır platformu içinde bulunan Greenpeace'in bir baskısı sonucu 98'lerde numune alınması, analiz yapılması sonucunda gelen soyanın, bize gelen soyanın GDO'lu ürün olduğu tespitinden sonra, ama bir şey yapılamadı tabii, yani ülkeye bir herhangi bir uygulama olmadı, devamında geldi. Dolayısıyla bu ürünler bize gelip sanayide kullanılıyorsa bir şekilde biz onları tüketiyoruz. Ha şunu diyebiliriz çok rahatlıkla, tükettik, bahsettiğiniz süre 20 yıl, bahsettiğiniz süre 15 yıl, hiçbir şey olmadı. Genetik değişiklik çok uzun yıllar içinde oluşan
belki 30 yıl, belki 40 yıl, belki 50 yıl içinde olan bir değişiklik. Dolayısıyla çok yeni olan bu teknolojiye biz hayır demek istemiyoruz. Yani bilim adamları olarak ya da bu işin bir tarafında ilgili olan, ben bir gıda mühendisiyim. Ben son işlenmiş ürünle ilgili bölümünde çalışırım. Dolayısıyla tarımsal ürünlerin bize geliş şekliyle bu ürünleri işleyerek tüketicinin huzuruna götürüyoruz. Dolayısıyla tarım ürünü eğer bu riski taşıyorsa, ben bu riskle birlikte vatandaşa bunu yediriyorsam meslek açıdan o sorunu ben de yaşatıyorum demektir. Zaten burada tamamen yasaklayalım derdinde değiliz. Ama ortada bir risk varsa riski elimine edip ya da zamana ihtiyaç varsa o zamana yayıp o riskler tamamen ortadan kaldırdıktan sonra tüketimi açalım. Yoksa biyoteknolojide bilimsel anlamda yapılacak her türlü araştırmayı yapalım. Bunda evet, desteği de verelim. Şimdi aslında Avrupa, bakın Avrupa sözünüzü kestim. Avrupa bunu yapıyor. Hı hı. Avrupa bilimsel anlamda araştırmalarına devam ediyor. Ama üretim noktasına geldiğinde çok hassas davranıyor. Şimdi ciddi üretilmesin, bir kontrol var. Tabii çok ciddi bir kontrol var. Demin dediğiniz Arjantin ve Meksika'dan gelen soyanın Türkiye'de nasıl tüketildiği ve nerede tüketildiğine ilişkin yeterli bilgiye sahip değiliz. Değiliz. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Bir anne çocuğuna raftan almış olduğu bir çikolatanın içerisinde bir GDO'lu ürünün katkısı olup olmadığını üzerindeki etiketten de bilmediği çocuğuna için sadece çikolata yediğini sanan bir anne aslında GDO'lu ürünlerin hele hele kontrol edilmeden Türkiye'ye giren ve bunun nasıl kullanıldığıyla ilgili tam bir net organizasyonu yapılmayan bir yerde ileride sıkıntıları da olabilir diye söyleyebiliyoruz. Şöyle bir şeyde örnek de belki biraz bu konuyu açacaktır aslında. Çünkü işin riskini izleyicilerimizden gelen notlar var, okuyacağım şimdi. Şimdi bakın, biyogüvenlik yasası içinde bebek mamalarına ve ürünlerine GDO'lu ürün kullanımı yasak. Şimdi o zaman şöyle sormak lazım. GDO'lu hayvanın sütünü içmiş olan, etini yemiş olan bir annenin, biliyorsunuz annenin yapısı itibariyle vücuduna aldığı ürünlerin en çok ulaştığı yerlerden bir tanesi sütü. Evet. Bebeğini içirecek mi bunu? Emzirecek mi bebeğini? Evet. Emzirecek. Bebek mamasına GDO'lu ürünün girişini yasaklıyorsunuz. Ama o annenin o ürünü tüketmesini yasaklamıyorsunuz. Dolaylı yolda zaten yine alacak diyorsunuz. Yani yine gelecek. Evet. Dolayısıyla hani biz şunu demiyoruz. Evet, her şeye rağmen biyogüvenlik yasasının çıkması iyi olmuştur. Hı. Böyle bir kurulun oluşması iyi olmuştur. Ama tamamen bağımsız bilimsel bir yapıdan oluşan bir kurum olması, bakanlığın dışında bir kurum olması, üniversitelerin içinde olduğu bağımsız bir yapının olması çok daha doğru olurdu. Yani bakanlıklardan atanan uzman insanların, o insanlar dediğimiz yani insanların kendi uzmanlık alanında söylediğimiz bir şey yok. Ama uluslararası piyasada olduğu gibi, Amerika'da, Arjantin'de, Brezilya'da olduğu gibi siyasi baskıların ya da işte büyük tekellerin baskısı altında yürüyen bir yapının farklı oluşması gerekiyordu burada. Çünkü biz üreten değiliz. Biz onları direkt tüketen bir yapımız var. Evet. Ve sadece yem amaçlı ithal edildiği, izin verildiği söylenen bu ürünlerle ilgili tohum olarak kullanılmadığını nereden biliyoruz? Nasıl bir kontrol içinde oluyoruz? Evet. Şimdi bir iki tane gelen mesaj var. Bunları paylaşmak istiyorum. Osman Aydın, bazı bilim adamları GDO'lu ürünlerin yararlı olduğunu söylüyor. Zararlı ise bakanlık neden karşı çıkmıyor diye sormuş. Bu bir. Satın aldığımız herhangi bir ürünün GDO'lu olup olmadığını nasıl anlayacağız? Vatandaş bu konuda ne yapabilir? İzmir'den Ekrem Kaya sormuş. Aydın'dan İbrahim İpek, ABD Rockter, bunu tam okuyamadım, grubunun dünyada ikili tüm tohumların GDO'lu üretim yaparak dünya üretimini ele geçirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu şeyi arkadaşımız not alırken Rockefeller grubu. Evet, Rockefeller, tamam. Şimdi bu soruna da yanıt verirken şunu da sizden özellikle isteyeceğim. Şimdi programımızın halka da bir kazanımı olsun istiyorum. Çünkü bu konuda bazı TV programları da var yapılmış. İşte gazete haberleri vesaire var ama halkımızın kendi anlayacağı dilde ve kendi anlayacağı biçimde günlük yaşamında GDO'lu ürünlerle nasıl karşı karşıya gelecek?
İşte dışarıdan alacağı sebzeden tutun da demin de ifade ettiğiniz GDO'lu ürünlerle beslenmiş hayvanlardan alacağı her türlü sütü, eti vesaire bakıldığında buna karşı nasıl bir koruma gösterecek? Çünkü yaşadığımız ülkede yasaklanmış olan bir, kanunla yasaklanmış olan bir ürünün yeniden çıkartılan bir yönetmelikle Türkiye'ye girişi sağlanmış ise ve geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'de devletin en üst kademelerindeki insanların dahi insan sağlığına zararlı olabilecek bir takım şeyleri işte halkın gözü önünde çayın içilmesi vesaire tabii, gibi. Tabii, evet. Bu tür şeyleri yaşamış olan bir ülkede ülkedeki insanların biraz korumasız kaldığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu programımızın da bu anlamda bir katkı koyması için özellikle açıklamalarınızın bu bazda olmasını isteyeceğim sizden. Şimdi Batan hangisiydi ismi hatırlayamadım ama GDO'lu ürünle ilgili nasıl anlayacağız dedi. Ha, evet. Yani böyle bir şansımız maalesef yok. Hiçbir şekilde yok. Ancak bu işin yetkilileri, yetkili kurumlar GDO'lu ürün bilerek eğer kullanılmış ise kesinlikle ve kesinlikle üzerinde etiketlemede sınırı ne olursa olsun bir üst sınır belirlemesi yapılmış. %0,9 yani %1'e yakın bir oranını geçerse eğer o zaman etiketleme zorunluluğu isteniyor. Onun altındakileri istenmiyor. O zaman şunu mu söyleyeceğiz? %0,8 ya da %0,7 GDO'lu ürün içeriyorsa zararsızdır. %1'in üzerinde olsa zararlı mıdır? Yani orana göre mi zararını belirleyeceğiz? Peki dışarıda bunun şeyi nasıl? Bakın çok net. Eğer herhangi bir şekilde bilinçli olarak GDO'lu ürün kullanılmış bir gıda maddesi varsa etiketinde mutlaka GDO'ludur diye yazar. Örneğin şöyle bir talebimiz de oldu. Yani Almanya'da bir raftan malı aldığınızda tabii, belirttiğiniz oranları yakalamışsa o etiketi görebilirsiniz. Ancak şöyle olabilir. GDO'lu ürün üretiminin işte sakıncaları burada ortaya çıkıyor. Normal üretim yapan bir çiftçinin ürününe bir şekilde bulaşma olmuşsa, kasıtlı değil yani bir riskle bulaşma olmuşsa ve bu bulaşmada eğer %9'un altında kalmış ise bunu etiketlemek durumunda değil. Yani orada tüketici üreticiyi de koruyan bir yapısı var ama burada şunu söylüyor. Yani herhangi bir bulaşmadan kaynaklı bilinçli olarak kasıtlı olarak koymadığı bir ürünse eğer diyor. Net bir ifadeyle. Bizde bununla ilgili bir tanımlama olmadığı gibi şöyle bir talebimiz olmuştu. Tamam, hayal. Yapmayalım, onu tanımlamayalım. O zaman şöyle yapalım. GDO'lu ürün konulmayan ürünlerin üzerine GDO'lu ürün içermez diye koyalım dedik. O da olmadı. Yani bakanlık bu yasal düzenlemeyi yaparken çeşitli sivil toplum örgütlerinden, meslek odalarından vesaire doğrudur. Görüş aldı, ona hiçbir itirazımız yok. Görüşleri bildirdik. Hı hı. Ama mesele görüşler hiç kale alınmadı. Yani aradaki ufak nüans bu. Biz örneğin ürünlerin üzerinde bir vatandaş olarak şunu görüyoruz. Neyi görüyoruz? Domuz yağı içermez. Etiketin üzerinde var. Yani zorunlu yazılıyor. Ya da bazı ürünler artık öyle hale gelmiş ki zorunlu hissediyor firmalar kendini yazıyorlar. Ama bir GDO'lu ürün olduğu ihtiyacını yazamıyoruz. Bir helal gıdaya asıldıkları gibi buna niye asılmadı? Yani dolayısıyla burada biraz gerçekten de bu işte bilimsel bakan samimi bir düşünceyle özellikle yurt dışından bize bir takım dayatmaları getiren işte bu yasanın çıkışında etkin olan ya da bugüne kadar çıkmayıp da hiçbir kontrol olmadan girişinden sonra artık kamuoyu baskısı oluşmaya başlayınca artık bugüne kadar bu geldi yeter kontrolsüz geldi bir yasal düzenleme yapalım da düzenlemeyi de buna göre yapalım denilen bir yapı. Şunu da düşünmeden edemiyorum. Şimdi evet. Programın ilk başında açıklamalarda bulundunuz. GDO'lu ürünlerle ilgili dünyada bütün bu ürünlerin %70 hissesine sahip bir firmadan bahsettiniz. %90. %90. Evet, Monsanto. Ha. Şimdi bu tohum firma olarak. Ha, bu firmanın ve şey de söyleyeyim, şu anda dünya pazarındaki tohum ticaretinin karşılığı 7,5 milyar dolar. Çok ciddi paralar bunlar. 7,5 milyar dolar yıllık hacmi. Bu firma, üründen bahsetmiyoruz. Sadece tohumundan bahsediyoruz. Türkiye ve Türkiye gibi ülkelerde evet. Bir takım nizami veya gayri nizami temsilcileri olabilir. Bu temsilciler vasıtasıyla bu ürünlerin Türkiye'ye girişiyle ilgili bizim
yapılan buradaki yönetmelik değişikliğinde olduğu şekliyle bir takım yolları açılabilir. Evet. Ve halkın sağlığıyla oynanabilir. Çünkü anlattığınız rakamlar çok ciddi rakamlar. Ve bu firmanın kendi yerli işbirlikçileriyle sağlanan imkanlarla Türkiye halkının sağlığı göz ardı edilerek birileri çok ciddi para kazanabilir. Mümkündür değil mi? Mümkündür. Peki 2009 aslında çok eski bir dönem değil. GDO'lu ürünlerin çalışmaya başladığı zamana bakıldığında, dünyadaki çalışmalarına bakıldığında bayağı ciddi bir mesafe kat edilmiş. 2009'da Türkiye'de bunların girişi yasaklanmış. 2010'da da bir yönetmelikle bazı şeylerin önü açılmış. Şimdi bir arkadaşımızın burada sorduğu gibi GDO'lu ürünlerin yararlı olduğunu ifade eden bilim adamlarının olduğu da söyleniyor. Tabii, siz tabii. de bir mühendis olarak bu çalışmaların olması gerektiğini siz de tabii ki kabul ediyorsunuz. Ancak kontrolü ve organizasyon açısından bakıldığında tercihini çok ciddi tehlikesi var. Evet. Yani bunun önünden de endişe duymamak mümkün değil. Şimdi zaten şunu demedik. Bir, kesinlikle yapılan biyoteknolojik çalışmaların tamamı tabii ki temel başlangıcı insan yararına, insan beslenmesine, gıda güvenliğine hizmet eden bir yapıyla yola çıkmıştır. Doğrudur. Ama geldiğimiz noktada biz asıl ihtiyacımız olan ürünlerle ilgili bir çalışma olmazken sanayi açısından, gıda sektörü, gıda sanayi açısından aramalı diyebileceğimiz ya da nasıl diyelim dolgu malzemesi, dolgu maddesi diyebileceğimiz, hı-hı, yani daha basit şeyle, ifadeyle söylüyorum, ürünlerde ya da yağlık tohumlarda ya da işte ticari olarak kullanılan şimdi kolza gibi biyo yakıt sektörü için bir bitki çünkü sonuçta bu. Hı-hı. Üretimine önem verilen, ülkemizde de bu çok üretilmeye başlandı. Yani birçok ülkede çok ciddi üretilmeye başlandı. Nerede üretiliyor bu? Tarım toprağında. Şimdi tarım toprağında üretilirken siz bir, bu bitkinin haşereye karşı dirençli olanını üretiyorsunuz. Tarım ilacına karşı direncini arttırıyorsunuz. Antibiyotiğe karşı direncini arttırıyorsunuz. Farklı yöntemler. Çünkü bir üründe bazen birden çok gen transferi de yapılıp ortak özellikle sağlanabiliyor. Birçok özellik bir anda sağlanabiliyor. O topraktaki, bakın toprak yaşayan bir canlı. Toprakta bir takım mikroorganizmalar var. Yaşamaya, üremeye, çoğalmaya devam eden. Siz bunları toprağa ekledikçe, yani bu genetiği değiştirmiş, bu özelliği değiştirmiş tohumu ektikçe topraktaki o bir takım canlılar ölmeye başlıyor. Toprağı da öldürüyorsunuz. Siz 10 yıl sonra, 20 yıl sonra ben genetiği değiştirmiş ürün üretmekten vazgeçtim. Normal tarıma dönüyorum, normal üretim dediğinizde o eskisi gibi böyle artık kolay değil. İşten geçmiş oluyor. Tabii. Bütün problem bu. Ve en büyük sorun genetiği değiştirmiş ürünlerin üretiminde bu Avrupa'da, İspanya'da yaşandı. Almanya'nın ve Fransa'nın da o İspanya'daki olaydan sonradır yasaklaması. Çünkü şunu fark ettiler ki bilimsel olarak biliniyordu ama gene de herhalde deneme ihtiyacı duydular. Biliyorsunuz bitkilerin çiçeklenme döneminde polenlerle tohumları diğer bitkilere aktarılır ve dönlenme oluşur. Hı hı. Yani bunu nasıl söyleyelim? Örneğin çileğin dişi ve erkek hormonu diyelim aynı bitki üzerindedir. Dolayısıyla bunun taşınmasına ihtiyaç yoktur. Ama diğer birçok üründe mutlaka polenle taşınması gerekiyor ki döllenme olsun ve bitki devam etsin büyümesine. Ürün vermeye başlasın. Hı hı. Ama GDO'lu ürün üreten bir tarlada yanında 3 kilometre 4 kilometre sonra bir başka normal üretim yapan bir vatandaşın tarlası varsa o tohumların oraya uçması, yani polenlerle uçması ve bu normal üretim yapan vatandaşın tarlasındaki ürünün de etkilenmemesi, genetiğinin etkilenmesi, uzun süreler sonra değişmesi ve buradan elde edilen ürünlerin de maalesef genetik yapısının değişmiş olması sonuçta bize başka bir şeye getiriyor. Biyoçeşitliğimizi yok ediyor. Biz tür olarak, biyoçeşitlik türü olarak çok zengin bir ülkeyiz. Florası çok yüksek olan bir ülkeyiz. Eğer kendi türlerimiz, çok özel endemik türlerimiz var. Bunu korumadığımız sürece. Bakın diyoruz ki
genetiği değiştirmiş ürünlere ya da tohumlara karşı olmayalım. Hı hı. Bilimsel olarak hı hı. üretelim. Hı hı. Laboratuvar ortamında her türlü çalışmayı yapalım. Buna da hükümet olarak her türlü desteği versinler. Ona bir itirazımız yok. Fakat hı hı. problem şu, ileride geri dönüşü olmayan toprak ölümlerine, tarım arazilerinin yok edilmesine biz nasıl çözüm bulacağız? Biliyorsunuz son dönemlerde özellikle turizmin gelişmesinden dolayı bizim bir takım çok önemli tarımsal ihtiyaçlarımızı karşılayan çiftliklerimiz vardı. Dalaman'daki gibi. Ve bunlar turizm alanı ilan edildi. Dalaman'daki çiftlikte çok net yaklaşık 19 tane il, 29 tane ilin mısırıyla ilgili, sılaçlık mısırıyla ilgili üretimi yapılır ve dağıtılır. Ve başka bir yerde üretilmez. Çünkü oradaki toprağın özelliği kalite açısından dünyadaki en iyi topraklardan, bu işe uygun en iyi topraklardan birisidir. Ama biz orayı şu anda turizm alanı ilan etmişiz. Yakında onu da işte zamanında doğru politikalarla Tarım Bakanlığı'nın işte bir takım üretimleri geliştirmek, kendi türünde uygun tohumlar geliştirmek, daha üretimi verimli hale getirmek için kurduğu çiftlikler, tarım çiftliklerini şimdi biz artık turizme açıp başka bir yöne gidiyoruz. Ama belli bir süre sonra zaten iş işten geçmiş olacak. Bir daha geri dönüp baktığımızda bu topraklar olmayacak. Üzerinde binalar olacak. Aslında gerçekten çok korkunç bir gidiş var. Hep çok... beraber tatile gideriz. Yani çok uzağa gitmeye de gerek yok. Yalova'daki tarım alanlarının evet. Sanayi yapısı olarak imara açılması gibi. Birkaç gelen şey var. Ondan sonra tabii. bir reklam arasına gireceğiz. Kadıköy'den Ayşe Öztürk göndermiş. Aşağıdaki açıklama ile sizin anlattıklarınız farklı. Hangisine inanalım demiş. Halen piyasada bulunan GDO'lu ürünler 1996 yılından beri 25 ülkede tüketilmekte ve AB ülkeleri dahil birçok ülkede tüketilmektedir. Şimdiye kadar bununla ilgili en ufak bir sağlık sorunu, olumsuz etki ortaya çıkmamıştır. Yukarıda da belirtildiği üzere aktarılan genin ve bunun ürünü proteinin özelliği nedeniyle uzun süreli etki savı bilimsel dayanaklardan yoksundur. Dolayısıyla gelecekte ne kadar zaman sonra sorun çıkar diye sormak yerine değil, Profesör Doktor Selim Çetiner, Sabancı Üniversitesi Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi. Böyle bir açıklama yapmış. Evet. Biz Sayın Hocamızın açıklamalarına katılıyoruz. Zaten biz onun aksine bir şey söylemedik. Mevcut bilimsel çalışmalar devam etsin. Ortada var olan listeleri göz önüne bulundurarak. Peki şöyle hocamıza o zaman şöyle söyleyeyim. Biz bu bilimsel çalışmaları kendi içimizde yapıp kendi tohumumuzu yetiştirip elde edip niye o zaman madem gerçekten de bilimsel açıdan hiçbir zararı yoksa kendi içimizde bunu niye geliştirmiyoruz? Biz sürekli bu tohumları almak ve dışarıya bu ithalat parasını ödemek durumunda mıyız? Yani sadece halk sağlığı açısından değil, ülkenin geleceği açısından da bir tek ele bağlı kalmak durumunda mıyız? Şimdi tabii ben aslında sevgili hocamız bizi izliyorsa bu konuda kendisiyle canlı telefon bağlantısı da yapabiliriz. Çünkü burada bizim sizin açıkladığınız ve bizim kontrol edilememesi, bu konuda ciddi bir kontrol mekanizmasının olmamasının getireceği endişeleri ifade etmeye çalıştık. Hocam da 25 ülkede üretilmekte ve Avrupa Birliği ülkeleri de her yerde tüketilmektedir. Bir sakıncası da olmadı diyor. Ama tamam, ama ne diyoruz? Avrupa Birliği'nde ya da diğer Amerika gibi gelişmiş ülkelerde çok net bir şey var. Bu tür ürünlerin üzerinde etiketlenmesinde GDO'lu ürün içerdiği yazar. Ya da GDO'lu tohumlarla üretildiği yazar. Ya da GDO'lu ürün yemi kullanıldığı yazar. Dolayısıyla tercih vatandaşa bırakılır. Yani biz bunun sonucunda çok kötü şeyler oluşmuştur vesaire demiyoruz. O zaman şöyle biraz daha açalım. Bizim çok daha canlı ve iyi olan bir sektörümüz var. Arıcılık sektörü. Şimdi hemen hemen her ilde var. İsterseniz reklam arası alalım. Buradan hocamıza duyurumuzu da yapmış olalım. Eğer bize telefonla dönerse daha net bir şekilde olayı değerlendirmekte yarar var. Çünkü bu programın izleyiciler açısından en doyurucu bir program olmasını istiyorum. İki tane notum var. Onu da okuyayım hemen.
bir reklam arasına gireceğiz. İstanbul'dan Ayşe Ersoy, hangi yiyeceklerde GDO vardır diye sormuş. Yine biraz önceki soran izleyicimiz gibi. Hı hı. Kıbrıs'tan Kudret Anlar, GDO ekim yaptığımız zaman toprakta sabit kalıyor. Normal başka şeyler ekseniz bile o artık tutmuyor diyorlar. Bu doğru mudur? Biraz önce sizin dediğiniz gibi toprağın zaman içerisinde verilen bu GDO'lu ürünlerin yetiştirmesiyle ilgili şeyden dolayı kendi özelliğini yitirmesinin anlamında bir ifade kullandınız. Aynen doğrudur. Sevgili izleyiciler, bir reklam arası veriyoruz. Reklamdan sonra programımıza tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili izleyiciler, genetiği değiştirilmiş organizmaları yani GDO'lu ürünleri tartışıyoruz ve konuğum Sayın Ali Haydar Süslü. Evet, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu ara izleyicilerimizden gelen sorular da var. Şeyi tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan Kadıköy'den Sayın Ayşe Öztürk'ün gönderdiği bir notta Profesör Doktor Selim Çetiner'in ifadesi var. Biraz önce Ali Bey de söylemişti, Selim Çetiner Bey'in, bilmiyorum Ayşe Hanım bunu bir metinden, bir gazete haberinden veya hocanın bir yazdığı yazıdan mı aldı? Zaten bizim burada tartıştığımız, konuştuğumuz konunun dışında olmadığında söylüyoruz. GDO'lu ürünler 96'dan beri 25 ülkede, Ali Bey de söylemişti, tüketilmekte. Bununla ilgili isterseniz bir kısa açıklama yapın Ali Bey. Ben peşinden şunları okuyayım. Gelen notlarımız var. O notlarımızı okuyayım. Şimdi burada bir kısa ifade, hocamızın bir kısa ifadesi alınarak yukarıda belirtildiği üzere aktarılan genin bunun ürünü protein özelliği nedeniyle uzun süreli etki savı bilimsel dayanaktan yoksundur. Dolayısıyla gelecekte ne kadar zaman sonra sorun çıkar diye sormak yerinde değil demiş izleyicimiz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bir nevi GDO'lu ürünlerin üretilmesinin ve satışının, tüketilmesinin çok doğal olduğu ifade edilen bir anlam çıkıyor. Hı-hı. Öyle midir? Hı-hı. Evet. Şimdi bakın, şunu hiçbir zaman için söylemedik. GDO'lu ürünler kesinlikle tamamen tukaka ürünlerdir. Yok edilsin, yapılmasın vesaire gibi, zaten bunu söyleyen hiç kimse yok. Hı hı. Sadece problem şu, temel olarak bu ürünleri üreten tekrar olacak, ama bunu tekrar ifade etmekte ihtiyaç duyuyorum. Bu ürünün üretilmesi için bilimsel çalışmayı yapan ve dünyadaki pazarın %95'ine yakın bölümünü elinde bulunduran 4 tane Amerikan şirketi, tohumunu üreten. Üretiminin yapıldığı ülkelere baktığınız zaman %84'ünü oluşturan Amerika, Kanada, Arjantin, Brezilya. Bunun üstüne Çin, Hindistan, Pakistan'a eklediğiniz zaman da dünya genelindeki üretimin %97'si demektir. Toplam 7 ülkede GDO'lu ürün üretiminin %97'si. Ama asıl olan %84'ünü üreten Amerika, Kanada, Brezilya ve Arjantin'dir. Arjantin'e bu ürünlerin ilk girişinde tohum üretimini yapan Monsanto'nun çok ucuz vaatlerle, çok ucuz tohum ve yüksek kar getirisi vaatleriyle bu ülkeye bu ürünü soktuğunu zaten süreç içinde herkes okudu, gördü. Hı hı. Fakat sonra yaşanan şöyle bir şey oldu. Zaman içinde Arjantin bu ürünlere, yani bu ucuz aldığı tohumlara o kadar çok alıştı ki kendi ana tohumlarını unuttu. Dolayısıyla belli bir süre sonra tamamen tohum konusunda ithalatçı pozisyonuna düştü. Bu ithalatçı pozisyonun yanında da süt, buğday, et gibi Arjantin için çok önemli sektörler olan, yani çok önemli kalemler olan birimler birçok çiftçi tarafından unutuldu. Sektörel olarak da düştü. Peşinden ne yaşandı? Bu üründen elde ettikleri, bu tohumlardan elde ettikleri ürünleri bizim gibi tüketen ülkelere ihraç etmeye başladıktan sonra Monsanto karşısına dikildi, dedi ki sen sadece ürünü ihraç etmiyorsun, benim ürettiğim tohumun genini de ihraç ediyorsun. Dolayısıyla yolladığın üründe benim de hakkım var deyip
onun pozasına varana kadar pay istedi. Ve yargı süreci o şirketle ülke arasında devam ediyor. Bitti mi bilmiyorum. En azından bu yıla kadar devam ediyor. Şimdi burada hocamızın dediğine yanlış bir şey söylemiyoruz. Anladım. Ortada böyle bir risk söz konusuyuz. Kaldı ki şunu da söyleyeyim. Verimin artırılması açısından, protein zenginliği açısından diye bir takım şeyler söyleniyor. Örneğin Arjantin bir dekar tarladan 226 kilogram soya alırken 2005 yılında bizde 272 kilogram bizim şey verilere baktığımız zaman 272 kilogram biz aynı üründen dekar başına verim alıyormuşuz. Yani çok verimli bir ürün diye söylenen aslında bizim normal tohumumuzda daha fazlasıyla alınabiliyor. Ya da Türkiye için aynı yıllar içinde 300 kilogram civarında üretime gittiği dönemler olmuştur. Yani genetiği değiştirilmiş tohumlardan elde edilen ürünlerin verimliliği açısından da çok da aman aman söylendiği gibi bir artış söz konusu değil. Bir riski daha, bu ürünlerde kullanılan gen transferinden dolayı zaman içinde daha çok zira ilaç, daha çok haşireye karşı mücadele ile ilgili ilaçlar kullanılmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla biz tamamen bunları reddedelim anlamında söylediğimiz bir şey söz konusu değil. Ortada bir risk var. Bu riski bizler tüketicileriz. Bakın biz üretmiyoruz. Bu ürünü biz üretmiyoruz. Bu ürünü Avrupa'da üretmiyor. Şimdi bütün 25 ülke üretiyor denmiş, orada bir yanlış algılama var. Yanlış anlaşılmasın. Bakın İspanya tarlalarını yaktı. Komşu tarlalara normal üretim yapan tarla zarar verdiği için İspanya tarlalarını yaktı. Almanya 2009'da, Fransa 2008'de genetiği değiştirmiş mısır üretimini yasakladı. Deneme yaptılar, ektiler, sonra vazgeçtiler, yasakladı. Çünkü ortada çok ciddi bir risk var. Şimdi aynı şey bizde üretim, bizde şu anda çıkan yasada üretim izni yok. Onda yani ne kadar kalır bilmiyorum. Yok mu? Nasıl? Yani şu anda üretim izni yok. Yok mu demedim. Kontrol var mı? Ya onu yok. Yani korktu mu? Mutlaka vardır ama ne düzeyde? Ben üretim izni yok dedim. Hı hı hı. Şöyle bir şey var. Özellikle bu ürünleri tüketen, sanayi anlamında kullanan markalaşmış kurumlar kolay kolay genetiği değiştirilmiş ürün üreten, eğer öyle kaçak üreten varsa onlardan almazlar. Hı hı. Yani öyle arada bir olur mu falan değil. Gerçekten de markalaşmış çok ciddi firmalar bu riski, hele hele ihracatta vesaire çalışan firmalar bu riski almazlar. Çünkü etiketlemesinde belirtmek zorundadır. Bakın biz Avrupa Birliği ülkelerine herhangi bir gıda ihracatı yaptığımız zaman bizim üretim şartlarımızın ne olduğu çok önemli değil. Onların mevzuatına uygun üretip üretmediğimiz çok önemli. Keza Arap ülkelerine yolladığımız zaman da bizim mevzuatımız değil, onların mevzuatına uygun üretip üretmediğimiz, ki biraz önce söylediğimiz helal gıda gibi bir takım sertifikasyon işlemlerini tamamlamış mı? Dolayısıyla aynı şekilde Avrupa'dan ya da başka ülkelerden bize ithal gelen ya da bizim ithal ettiğimiz, onların ihracına giren ürünlerde bizim mevzuatımız geçerli. Dolayısıyla bunu yaparken firmalar o uluslararası ticarete bakarak da kesinlikle üzerinde deklare etmedikleri bir yapı ürününde olursa bunun zararını zaten kendisi görecek. Yani burada vatandaşlar şu konuda çok tabii sıkıntılı ve derin bir konu. Aslında endişeleri, öyle. Yani endişeleri çok fazla. Siz olaya bilimsel yaklaşıyorsunuz. mühendislik gözüyle bakıyorsunuz. Yani bu anlamda bakmama rağmen benzetme belki biraz oturmayacak ama bu benzetmeyi de yaptığım içimden. Evet. Bir eroin bağımlısı gibi küçük dozlar verilerek önce baştan Arjantin'in durumu şu anda öyle. Yani peşinden de ondan kurtulamayacak bir hale getiriyorlar. İşte biz üretici değiliz, o avantaj. Arjantin üretici olmayı kabul etmiş ve çok ciddi bir üretici. Artık topraklarını bir şekilde döndürmekte sıkıntı yaşıyor. O tohuma bağımlı kalmış durumda. Bakın biz ya burada şunu direkt olarak söyleyeyim. Biz Çeltik'te bakın kendi tohumumuzu geliştirdik, ürettik ve çok ciddi verim artışı sağladık. Normal koşullarda desteklendiği zaman bu desteklerle çok rahat yapılabilir bir durumdur. Evet. Israrla ve ısrarla genetiği değiştirmiş bir ürün tohumu kullanmak
ben bir vatandaş olarak ben tercih etmek istemiyorum. Anlıyorum. Ki, ama yanlış olduğunu ve bilimsel olarak çok zararlı olduğunu ifade etmek değil bu. Bir vatandaş olarak bu tercih hakkının bana verilmesini istiyorum. Bütün istediğim bu. Ben yine gelen notları paylaşacağım. Evet. Trabzon'dan Muharrem Yılmaz. Doğu tarafında bal yapan arılar katkı maddesi olarak şeker kullanıyorlar. Acaba şekerde GDO var mıdır? Eğer şekerde varsa balda da var demektir. Bu konuda bir bilgi verir misiniz? Seviniriz demiş. Valla ben yıllardır İstanbul'da bal yediğimi söyleyemem. Yani en son bir arkadaşım Arhavi'den bal getirmişti. Hı hı. Ki balın tadını iyi bilirim. Bizim memleketimizin gereği. Balın bal olduğunu bir kez daha hatırladım. İstanbul'da her gün sofralarımızda sanırım katkılı glikozlu falan böyle renkli yok, şeyler. Şöyle bal konusunda şöyle bir net bir şey söyleyeyim. Evet biz ihracat anlamında da yani balda iyi bir noktaya gelmiş. Çok aşama kaydedeceğiz ama gene de iyi bir noktaya gelmiş bir ülkeyiz bir tarafıyla. Belli başlı markalarımız iyi ihracat yapan pozisyonda. Genel bir ülke politikası olarak bir bu sektöre bir ayrı bir eğilim olmasa bile firmaların kendi bireysel çabalarından dolayı gelinen bir nokta var. Balda risk şu. Şimdi arı kış döneminden yaza girdiğinde yavaş yavaş uyanmaya başladığı dönemde özellikle arıcılık yapan çiftçiler uzak noktaya taşınmakta problem yaşayacağı için o tembellikten dolayı biraz hızlı uyansın ve bir işlemeye başlasın diye önüne şeker koyarlar ya da şurubu koyarlar. Bu onu uyandırmak için olan bir işlemdir aslında ama bunu şimdi son dönemlerde biraz yoğunlaşmış ve o şekeri biraz arttıran yapı var ama bu genetik ya genle ilgili genetik modifikasyon ürünle ilgili ya da öyle bir şekerle ilgili değil. Bir de bizde genetiği değiştirmiş tohumlarla bir üretim söz konusu olmadığı için arı dolaşırken böyle bir üründen çiçek almadı, polen almadığı için öyle bir riskleri söz konusu değil. Ama buradaki risk şu, arının hastalığına karşılık eğer herhangi bir ilaçlama yapılmışsa, eğer herhangi bir zirai ilaç kullanılmışsa ya da işte o dönem içinde fazla şeker kullanılmışsa işte biraz daha fazla glikoz kullanılmış bir bal olur. Ya da doğru laboratuvar analizi yapılmamışsa o zirai ilaç kalıntıları daha risklidir balda. Yani bir tüketici olarak şekerden ziyade zirai ilaç kalıntılarının balda analizlerinin doğru yapılması ve tüketiciye öyle sunulması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa diğer anlamda evet yani şekerli bal yemiş oluyoruz ama. Şuna inanıyorum yani Türkiye'de şu anda piyasada bal olarak kavanozlarda satılan ürünlerin tamamen bal olduğunu söyleyemem. Ben yani bal tüketen biri olarak baktığımda bunu net görebiliyorum. Çünkü içinde mutlaka katkı olduğunu, başka maddeler katıldığını atıyorum bir kavanozun yani bir kiloluk kavanozun belki yarım kilosu bal, yarım kilosu da başka maddelerden oluşmuş olabilir. Yani çünkü bunu hissedebiliyorsunuz. Sektör, gene onu söyleyeceğim. Ya sektör kendini düzeltmeye başladı ama dediğiniz doğru. Özellikle bal esansıyla birlikte, glikoz şurubuyla birlikte üretim yapan firmalar bir dönem vardı. Bir ara biliyorsunuz 2005'lerde 2007'lere kadar falan o 2 yıllık süreçte çok ciddi çalkantılar yaşandı balla ilgili. Bir takım denetimler yoğunlaştırıldı, bir takım çözümler üretildi, bazı firmalar kapatıldı. Tarım Bakanlığı web sitesinde bunları yayınladı. O firmaları deklar etti. Hatta o yayınlamada çok sevdiğim, üretimi iyi olan, ihracat yapan bir firma battı. Çünkü yanlış bir isim verildi. Dolayısıyla böyle teknik hatalar da oldu, kazalar da oldu arada. Ama sektörel anlamda kendi çabalarıyla ciddi bir, çünkü buna ihtiyaç olduğunu ve biz Türk toplumu olarak da bal kültürü olan ve tüketen bir toplum olduğumuz için sektör kendini geliştirdi. Ha işlerinde dediğiniz işlerde olmayan yok mu? Var. Evet. Var ama yani eskisi gibi çok aman aman yoğun bir yapıda değil, miktarda değil. Bir konuğumuz da, bir izleyicimiz de bildiğim kadarıyla Türkiye'de ürünlerin üzerinde GDO'ludur diye yazma zorunluluğu yok diyor. Ancak başlarda GDO'suz üretim yapan firmalar bunu belirten ibareler koyabiliyorlardı. Sonra yasal bir değişiklikle, parantez açmış, rekabet kanunu bahane edilmişti galiba demiş. Evet. GDO'suzdur yazmak yasaklandı. Doğru, söylemiştim onu. Bunun sebebi muhtemelen GDO'lu ürünlerin satışını yapan firmaların iktidara yakın olmasıdır. Özetle sıralayabilir misiniz? Yoğunlukla hangi bitkilerde, ürünlerde GDO kullanılmaktadır? Biz ona göre beslenme yelpazemizi kısıtlayalım.
ürünlerin üzerinde hangi ibareleri görürsek, içerinde ne görürsek riski anlayabiliriz? Soya lastiğini gibi. Saygı ve selamlar demiş Gül Deveci Bodrum'dan. Evet, şimdi bizim soya. İki tane daha var. Bunları da tabii. Okuyayım. Toptan bir yanıtlayalım isterseniz. Artık patent alınmış tohumları, ürünleri eken çiftçilerin tarlalarını ellerinden alıyorlarmış. Böylece çiftçinin topraklarında bu yöntemle ellerinden alıyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şinasi Ceran ve Giresun'dan Ayfer Kaya. Bizler gıda üzerinde çok endişelerimiz var. Bu konuda neler yapmamız lazım? Bu konuda şaşkınlık içindeyiz. Bu tür programların tüm TV'lerde tartışıp milletimizin aydınlanması gerekir demiş. Evet, gerçekten tüketici ve halk gerçekten şaşkın bu konuda. Evet. Sonradan gelenler de var. İsterseniz bunları da okuyayım. Ondan sonra şey yapalım. GDO'lu ekim yapılan topraklarda daha sonra başka ürün ekimi yapmak mümkün mü? Satılan tüm tatlılarda şeker şurubu var. Bu da sağlıksız değil mi demiş bir izleyicimiz. Sayın beyler, ülkemizin yıllık 1 milyon ton civarında mısır, ayçiçek, rep, soya, ham yağı ithalatı var. Üstelik hek zamla üretilmiş kartelleri milli şuur uyanmadıkça bahsedilmez. Biz susma ve yerli tohumlarımıza yönelmemiz gerekir. Durum vahimdir. Münevver Kızılkaya, İzmit'ten. Bu ürünleri tüketen insanlar için herhangi bir uyarı var mı? Bunların üzerinde ya da nasıl olduğu anlaşılır. Satın alınan ürünlerin GDO'lu olduğunu gerçekten düzgün bir denetimde sistemli kullanılabildi mi demiş Hakan Yalpı. Tohumlar bir yana bırakalım. Manavgat Şelalesi'nin tatlı suyunu senelerdir denize akıtan bu üreticilerden veya sorunlardan ne bekleyebiliriz? Avrupa Birliği'ne girmeye uğraşacaklarına ellerindeki tatlı suyu ve başka imkanları değerlendirmeyen sorumluluklardan ne bekleyebiliriz? Herkes aya çıktı, biz ise geçmişte hesaplaşmamışız. Bıçak kemiğe dayanmadan bu konuşmalar boş gibi geliyor bana. Paranın konuştuğu yerde maalesef pislik yürüyor. Ulusal kanalı çok seviyorum ve destekliyorum. Şinasi Ceren Hollanda'dan aramış. Antalya'dan Oğuz Ersöz. Bu GDO'lu tohumlar dışarıda üretilmiyor. Antalya'da birkaç yabancı şirket var. Bunların devasa seraları var. Orada üretilip dışarıya kontrole gönderiyorlar. Biz güvenlik şirketi olduğumuz için kamera sistemiyle bunları görüyoruz ve biliyoruz demiş. İlginç. Bir izleyicimiz de içtiğimiz kahvede GDO var mıdır diye sormuş. Aydın'dan İbrahim İpek. Bilim ve Gönül yayınlarından Ölüm Tohumları kitlesi var. Bu kitapta GDO ile ilgili geniş bilgiler var. Kitabın konusu tamamen bu konuyla ilgilidir. Bu kitabı anons ederseniz iyi olur demişim. Bir şekilde de anons etmiş olduk. Hangi kitap? Ölüm Tohumları. Hı hı. Şimdi sizin de gelen notlardan algıladığınız gibi halkın gerçekten bu konuda endişesi var. Aslında olayın bir takım rakamsal verileri de var. Bunlar da bir takım onların sorularına yanıt verecek, cevapları verecek ama siz de demin ifade ettiniz. Yani raftaki şu ürünün şunda GDO vardır diyebilme imkanına sahip değiliz. Ancak parantez içerisinde dolduracağını bir takım bilgileriniz olacak. Peki, onları paylaşalım. Tersten başlayayım. İzleyicimiz bir kitap ismi vermiş. Biliyorum. Ama biraz daha bir taraftan bakan bir yapıdır o. Daha çok böyle tukaka bir pozisyonda eleştiren bir yapısı var. Yanlış demiyorum. Sonuçta o insanın bakışı o. Tamamen. Ona da hak veriyorum. Evet. Fakat ben her vatandaşın sıradan anlayabileceği, bu konuda uzun yıllar ömrünü bu işe adamış, çok da sevdiğim, saygı duyduğum Profesör Doktor Şeminur Topal hocamızın çıkardığı Değiştirilen Gen mi, Sen mi, Evren mi adında bir kitap. Çok basit dille yazılmış. Evet. Genin ne olduğundan başlayıp gen transferinden, ülkelerin neden ihtiyaç duyduğundan vesaire vesaire gibi sonuna kadar genel değerlendirme, her iki gözlükle de bakıp yorumunu da yapıp asıl değerlendirmeyi sonunda da okuyucuya bırakan çok güzel bir kitap. Yani tamamen halka
yönelik bir, anladığım kadarıyla kitaptan onu algıladım sonunda görünce, bir sosyal sorumluluk adına yapılmış, daha önceki yaptığı bütün bilimsel çalışmalardan da yola çıkarak, aldığı sonuçlardan yola çıkarak bir de vatandaşlara böyle bir sorumluluğumu yerine getireyim demiş, bir kitap basmış. Hocamıza buradan saygılar sunuyorum. Evet. Eğer bu konuda ilgili olan arkadaşlar varsa, alırlarsa çok daha detaylı bilgilenirler diye düşünüyorum. Şimdi ayçiçeği ile ilgili biraz önce bir izleyicimiz bir rakam verdi. Bizim ortalama yıllık 1 milyon yıllara göre değişiyor ama en son şey verisi, 2010 verisi 1 milyon 320 bin ton bizim kendi üretimimiz var. 680 bin ton da ithalatımız var. Yani yıllık ortalama 2 milyon ton civarında bir tüketim. 1 milyon değil, evet, 2 milyon ton bir ayçiçek, dolayısıyla yağlık tohum olarak bir tüketimimiz söz konusu. Ayçiçeğinde en azından bir daha çok üretir, daha da üretebiliriz ama gene de ithalatın %50'ye yakını ithalatla karşılanan bir yapımız var. Ama biraz önce öbür izleyicimizin sorusuna cevap olacak. Aklınıza gelebilecek hemen hemen birçok işlenmiş üründe var olan soya ürünleri o kadar önemli olmasına rağmen 1988'de üretim miktarı 150 bin ton olan soyanın şu anki bizdeki üretim miktarı 82 bin ton. Ama buna karşılık bizim ithal ettiğimiz miktar 2009 yılında 1 milyon 750 bin ton, 2010'da 1 milyon 750 bin ton, 2011'de 990 bin ton. Yani bizim ürettiğimizle birlikte koyarsak üzerine yıllık ortalama 1 milyon ton ihtiyacımız varken, bazı yıllar bu 1 milyon 700, bazı yıllar 1,5 milyon, bazı yıllar 1 milyon 400 bin. O sanayinin ihtiyacına göre değişmişken bizim üretimimiz 80 bin ton. Ve bunun için biz 4 milyar dolar civarında bir rakam bugüne kadar ödemişiz 8 yıl içinde. Aslında çok rahat üretimi arttırma ve buna tarımda topraklar ayırma şansımız var. Ama yapmıyoruz. İşte burada tarım politikaları devreye giriyor. Şimdi bunun için söyledim. Bakın soya, dedim ki soya unu et ürünlerinde, bisküvi sektöründe, ekmekçilikte, pastacılıkta, yani her türlü fırın ürünlerinde, işte sürülebilir kakao veya fındık ezmesi ürünlerinde vesaire dolgu şimdi, malzemesi olarak kullanılıyor. Şimdi ben burada özellikle devreye giriyorum. Soya lecitini söylemiş. Heh. Soya lecitini özellikle kozmetik ürünlerde, kremlerde kullanılan bir ürün, protein. Yani o onların daha böyle nasıl söyleyeyim, kremlerin yumuşak ya da su tutma kapasitesinden dolayı nemlendirici özelliği daha iyi olsun diye kullanılan bir yapı. Yani peki bir şekilde şunu diyebilir miyiz? Katkı olarak kullanıldığı bu ürünlerinde GDO'lu buna katkı olma... bu katkı değil yalnız. Hı. Şimdi yani soya ürünü katkı ayrı. Hayır, soya ürününden yapılan katkının bu mamullerde kullanılmış olmasından hareketle diyebilir miyiz? Evet. Bunlarda GDO'lu ürünler olma olasılığı yüksek diyebilir miyiz? Şimdi eğer siz yıllık, hadi bütün genel rakamları, yani diğer şeylere bakarak, genel rakamları dışarıdan alınan genel soyada, rakamları bir de ortalama 1 milyon 200 bin ton civarında bir yıllık tüketim ihtiyacımız var soyada. Hı hı. Yani çoğunu %90'ını diyelim ithal ediyoruz ama bu ürünün %90'ı 1 milyon tonun üzerindeki rakamı eğer ithal ediliyorsa, hı hı, ve bunun en büyük üreticilerini ve ithalatçı olduğumuz Meksika, Arjantin gibi ülkelerse, başta söylediğim GDO'lu ürün üreten ülkelerin %84'ünün Meksika, Brezilya, ABD, Arjantin gibi ülkeler olduğu bunu da gerçeği biliyorsak, ithalatı da oradan yapıyorsak, bunun soyalı ürünün GDO'lu olmama şansı çok fazla mümkün değil. Değil. Artı bu ürünlerin, bu ürünlerde kullanılıyor. Kullanılıyor. Evet. Tekrar edebilir zaten, miyim ürünleri? Zaten başta bir şey daha söylemiştim. Herhangi bir marka söylemiyoruz. Tabii, tabii. Burada bu ürünlerin katkı olarak kullanılarak üretilen... Bakın her türlü salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş ürünler, tavuk ürünleri, burgerler, hamburgerler ya da köfteler, yani sanayi anlamında üretilmiş ve paketlenmiş ürünler için söylüyorum. Hı hı. Şimdi bakın bunları söylerken çok kötü bir şeymiş gibi söylemiyorum. Bunlar zaten normal soya ürünü de olsa, genetiği değiştirmiş soya ürünü de olsa, bir şekilde bu ürünün kalitesinin artırılması, protein ve lezzet özelliğinin artırılması,
pişirirken su tutma kapasitesinden dolayı daha kuru olmamasını sağlamak açısından teknik bir takım özelliklerini ürünün artırmak adına uygulanan bir işlemdir. Mesele sizin tercihiniz, eğer mümkünse kendiniz üretebiliyor normal soyayı kullanıyorsanız onu kullanırsınız. Ama başta da söylemiştim, genetiği değiştirmiş, daha doğrusu gen transferi yaparken örneğin soya için ne dedik? Bir, dayanıklı olması için, pardon, daha önceliği protein değeri artırılması için bir gen transferi var, değişikliği var. Raftaki, ya da bir takım raftaki kalma süresini uzatan patates, o domates ve çilek için yapılan gen transferi. Dolayısıyla bu işlemden sonra işte her türlü et ürünü, her türlü bisküvi ya da işte şekerleme, fırıncılık ürünleri vesaire buralarda kullanılıyorsa bu ürünün de kullanılmış olması çok muhtemeldir. Çok muhtemeldir. Gene söylüyorum, hani buradaki kullanılan miktar tabii ki önemli. Ama ne olursa olsun eğer böyle bir özellik varsa ben tüketiciye bu hakkın verilmesinden yanayım. GDO'lu ürün kullanılmıştır ibaresinin ürünün üzerine konulmasından yanayım. Çünkü vatandaşımız o tercihini yapsın. Bir şey olacağı anlamında söylemiyoruz. Ama bir 15 yıl sonra, 20 yıl sonra ne çıkacağını bilmiyoruz. Bilimsel çalışmalar, bazı laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar, doğadaki gen transferleri, o bizim genetiğimizdeki ya da bizim genlerimizin atalarımıza ya da bizim çocuklarımıza, soylarımıza, geleceklerimize aktarılması, bitkilerde de aynı şekilde aktarılması çok aynı olma şansı yok. Evet. Sonuçta değişikliğe uğrarak gidiyor. O değişikliğin nasıl olacağı, nasıl bir etki içinde olacağını bilemiyoruz. Dolayısıyla çok net karşı çıkmak ya da çok net bir şekilde kabul etmek mümkün değil şu aşamada. Ama bir gerçeklik var. Tüketiyoruz ve satın alan pozisyondayız. Bize de tekel olarak bunu dayatan bir yapı var. Belki çok ilgili değil ama işte aynı dayatma, Cargill gibi bir firma yaklaşık 6-7 yıl boyunca ruhsatsız çalıştı. Ama kimse kapatamadı. İşte o Monsanto gibi üretim devleri olan bir takım firmaların kendi siyasetçileri üzerinde uyguladıkları baskıların benzerini biz kendi içimizde gene uluslararası bir ortaklık olan Cargill gibi bir firmaya, biliyorsunuz Bursa sınırları içinde olan bir firma, yıllarca onun mevzuatı ayarlanmaya çalışıldı. Çünkü tarım toprağının üzerine kurulmuştu o fabrika. O mevzuat değiştirilip çözüldükten sonra, ama bu arada üretimi durmadı, devam etti gibi bir takım baskılarla bazı şeyler maalesef devam edebiliyor. Şimdi baktığım zaman iktidara yakın birçok firmanın bu ürünleri ürettiğini gördüğümüz ülkemizde üzerinde GDO'lu ürün kullanılmıştır ibaresinin yazılabilmesi mümkün müdür? Yani çünkü insanlar, bakın, mesajlar, telefonlar yağıyor. Yani ne de GDO var, çünkü bir panik içindeler gerçekten. Şimdi ona şöyle bir örnek vereyim. Etiketin üzerinde öyle bir ibareyi gören kimse onu almayacaktır. Kesinlikle almaz. Ona şöyle bir örnek vereyim. Hiç GDO'ya gitmeye gerek yok. Yani genetiği değişmiş ürünlere gitmeye gerek yok. Bundan 3-4 yıl önce 2006-2007 gıda mühendisliği, veteriner hekim, ziraat mühendisleri ve kimya mühendisleri için ortak bir alan olan gıda sektöründe sorumlu yöneticilik tanımlaması getirdik uzun uğraşlardan sonra. Üretim yapan gıda firmalarının mesleklerin nevine göre o meslekten olan insanların orada da sorumlu yönetici olması konusunda bir uygulama getirdik. Yasa tasarısı meclise sunulacak, komisyondan geçti ve gece operasyonuyla Fırıncılar Odası bir baskıyla unlu mamuller bölümündeki bir takım değişiklikleri yaptılar, böyle geçirttirdiler. Şimdi bizim üretildikten sonra başka ısıl işlem görmeyen, başka işlem görmeyen ürünlerin başında ekmek geliyor. Alıyorsunuz elinize, gidiyorsunuz ya da elle bir şekilde taşınıyor. Bizim taşıma koşullarımız belli. Ülkede çok iç açıcı değil o konuda. Genetiği değiştirmiş ürünlerle ilgili devasa şirketlerin içinde olduğu bir yapıdan bahsetmiyorum. Kendi ülkemizde unlu mamullerle ilgili bir yönetmelik değişikliğinin bir gece operasyonuyla, gece baskında nasıl değiştiğinin bir
anekdotunu kendi bizzat yaşadığımız bir örneğini verdim. Dolayısıyla bunlar da hepsi mümkün olabilir. Ya bu örneği görünce diğer tarafı düşünmek tabii mümkün yani bile değil diyorsun. Kendi içimizde bir unlu mamullerle ilgili bize gıda mühendisi ihtiyacımız yok. Bize ziraat mühendisi ihtiyacımız yok. Biz kendimiz zaten ürettiğimiz şeyleri doğru üretiyoruz denildi. Hükümet de zaten ustabaşı bu işi yapsın dendi. Kabul etti vesaire. Ve şu anda o yönetimi zaten kaldırıldı. Dolayısıyla bizde bir takım şeyler maalesef siyasi baskıların ticaret yapan insanlar tarafından ya da bir takım lobiler tarafından, ticaret yapan demeyeyim de o sektörde lobi oluşmuş bir takım yapılar tarafından baskıların o 32 çeşit mısırın ithalat izniyle ilgili talep eden kurumlara bakmak lazım. Yani Yem Sanayicileri Derneği. Hı hı. Hani kim istiyor bunu, ona bakmak lazım. Amaç daha verimli ürün elde etmekten ziyade o ürünlerin daha ucuz olmasından kaynaklı. Yani tamamen ticari bir kaygıdan istenilen evet, bir şey. Beraberinde getirdiği bir sürü şey var. O GDO'lu ürünlerle üretilen yemlerin işte hayvanlara verilmesi ve o hayvanların ürettik. Tavuktaki yumurtadan, evet. İşte etten, sütten, yani aklınıza gelebilecek her türlü ürünlere baktığımız zaman onun daha büyük endişesini yaşıyoruz. Hı hı, hı. Dolayısıyla ithalat iznini isteyen Yem Sanayicileri Derneği ya da benzer üretim bölümünde bulunan kuruluşlar halkın görüşüne açılmadan ya da bu konuda bilimsel çalışma yapan kurumlardan görüş alınmadan, tartışılmadan mevcut kurul bunun kararını vermiştir. Ve bugünden sonra da bu ürünlerin kullanımından kaynaklı bunu tüketen hayvanlar ve bu hayvanlardan bizim elde ettiğimiz ürünleri tükettikten sonra ortaya çıkacak sonuçlara o izleyicimizin sorduğu gibi biz bir 10 sene sonra nasıl olacağının bugünden görme şansımız söz konusu değil. Bakın biz en çok fast food'la ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz. Diyoruz ki fast food işte insanların bünyesinde bir takım dengesizlikler oluşturuyor. Obezite vesaire bilmem sıralıyoruz peşine olumsuzlukları. İşte fast food'da da kullanılan benzer bir yağ var. En büyük özelliği yağın kızartmada yanmıyor olması. Yanmıyor olmasının o yağın biraz sanayi tekniğiyle üretilmiş olması. Onun ötesinde bizim bünyemizde o yağın emiliminin sağlanamaması, sağlanmadığı gibi bağırsak florasındaki bir takım yararlı mikroorganizmaları da beraberinde taşıyıp dışarı atması. Şimdi bunların hepsini böyle tartışırken, yani bir arkadaşımız da fast food'u seven, hamburgeri seven doğal olarak çıkıp ben her gün yiyorum bana hiçbir şey olmuyor diyebilir. Bu çok basit bir tanımlama, doğaldır yani bunu da öyle algılaması doğaldır. Ama bilimsel baktığınız zaman bilimsel bakışlarda siz endişeleri ortaya koymak zorundasınız. Evet. İnsanlara kaygılarınızı ortaya koymak zorundasınız. Tercihi insanlara bırakma. Eğer yoksa endişe, tabii ki hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Netse nettir. Onda bir diyecek bir şey yok. Yapmaya çalıştığımız da bu. Yine evet. Gelen notlar var. Onları okuyayım. Ankara'dan Ahmet Şengül bu arkadaşımız çok gecenin esprisini yapmış. Evet. Vallahi katılıyorum. Türkiye'de insanların genetiği değiştirilmiş. Tohumların genetiği değiştirilse ne olur demiş. Almanya'dan Önder Özbek, Türkiye'nin her tarafında GDO'lu ürünler üretiliyor ve her türlü tohumlarda GDO vardır demiş. Biraz önce Antalya'dan arayan evet, arkadaşımız yani da... Evet, yani ilginç. O arkadaşımızın söylediği yani, bunu ilgili doğrudur. Kurumlara ilgili doğru. Kurumlara çünkü sormak ciddi lazım. Ciddi bir denetimin gerçekten olmadığını konuşuyoruz. Emek Karadeniz Adalar'dan GDO'lu ürünlerin hangisi olduğunu milletimizin bilmesi gerekir. Ben geçen yıl mısır yemiştim. Alerji hastalığı oldu. Ben de mısır yemeği bırakınca alerjim kalmadı diyor. Şimdi bakın teşekkür ediyorum izleyicimize. Çok güzel bir şey değinmiş. Siz eğer transfer ettiğiniz gen, yani herhangi bir üründen, organizmadan ya da canlıdan aldığınız gen, transfer ettiğiniz yapıya diyelim ki bilimsel çalışma sonucunda uydu. Hı hı. Ama transfer ettiğiniz yapı eğer alerjik bir durumu varsa o gen, biliyorsunuz başta şeyi söyledim. Gen o canlının, o hücrenin şifresini barındırıyor. Hı hı hı. Eğer o gen şifresi benim vücuduma örneğin ne diyelim
soya lestini diyebiliriz buna, buğday proteini diyebiliriz, başka bir ürün. Çünkü kabuklu ürünler, yani alerjik olan ürünlerden bahsediyoruz. Onlardan herhangi bir tanesinde bir gen transferi söz konusu olduysa, alerjik durumuyla birlikte transfer ettiysek, yeni elde ettiğimiz üründe de alerjik olma riski var. Olur anlamında demiyorum. Alerjik olma riski var. Dolayısıyla hani illa da bizi öldürmesi gerekmiyor. Ben bir vatandaş olarak, ben kendim için söylüyorum. Örneğin bünyem alerjik bir yapım var. Doğrudur. Bu herhangi bir üründen de olabilir. İşte bahar döneminde bir tozdan da olabilir. Dönem dönem ağırlaşır, dönem kendini geçer. Çok fazla bir şey yapmıyorum. Bununla yaşamaya alıştım, devam ediyorum. Ama özellikle genetiği değiştirmiş ürünlerin üzerindeki en büyük tartışma konularından birisi, işte bu bazı insanlar için ya da bazı canlılar için risk grubu teşkil eden durumlarda bu gen aktarımlarından dolayı o alerjik durum gibi riskin çok daha fazla ortaya çıkmasına neden oluyor. Evet. Kartal'dan Rıfat Albayrak, ballarda sorun yoksa, GDO yoksa neden fiyatlarda farklılıklar var? 500 Türk lirası da var, 300 lira da var, 100 lira da var. Neden acaba diye sormuş. Bir Gökhan Tükenmez adlı bir Siirt'ten bir Ekindi köyü muhtarı. İyi geceler. Sorumu yanıtlarsanız çok rahatlayacağım. Hibrit tohumda GDO tohum arasında ne fark vardır? Fark nedir demiş. Bu tohumların sakıncaları var mıdır diye sormuş. Evet. Şimdi ben birçok etkinlikte, toplantıda hep şunu söylerim. Bir pazara gittiğiniz zaman orada kilogramı 3 liraya, 4 liraya, hadi diyelim biraz arttıralım, şimdi eski şeyi kalmadı gibi, ama 7 liraya, 8 liraya ya da 10 liraya kilosu sucuk alabilirsiniz. Bakın, bir kilo sucuktan bahsediyorum, 10 liraya alabilirsiniz. Ben bu vatandaşımızın sorusuna şöyle cevap vereceğim. Hı-hı. Balla ilgili sorduğu için söylüyorum. Etin kilosu bugün ortalama ne kadar? 20-25 bin lira. Yani bunu üretici olduğu için 15 bin liraya aldığını varsayalım. Bunun üzerine bir işlem, bir teknoloji uyguladığını düşünüyoruz. Bunun bir maliyeti var, işçisi var, elektriği var, gideri var vesaire. Bunları da üretti. Bir kilo sucuğu neye mal etti? 20 liraya mal etti. Bir de %20 karını koymuş olsun. Oldu 24 lira, 25 lira. Ama 10 liraya satıyor. O zaman 10 liraya satan sucuk değil. Şimdi işte o bal arasındaki farkı söylüyor ya arkadaşımız. Onu söyledim. Mesela Gaziantep bölgesinde, İstanbul'da, Ankara'da birçok yerde balla ilgili o 2005'lerde yaşanan dönemlerde çok ciddi firmalar ele geçirildi. Yani merdiven altı, şöyle söyleyeyim çok basit, İstanbul'da bir ilçemizde çam balı üretip şeye, Fethiye tarafına yollayan firma vardı. Yani oradan gelmesi gerekiyor aslında. Çam orada daha çok fazla, oradaki arıcılar da çok olması gerekiyor, ama burada Maltepe'de üretip oraya yollayan bir arkadaşımız vardı. Yani hani arkadaşımız değil, vatandaşımız. Tanıdığı bir insan olduğu için değil. Şimdi nedir işin özü? İşte bal esansı, evet, ve glikoz şurubunu kullanarak teknolojik bir yöntemle şişeleyip ondan sonra yolluyor. Evet. Ha, bu bize neyi gerektiriyor bakın? Başından sonuna kadar işin her şeyi, devletin asli görevi olan denetim ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Şimdi arkadaşlarımız ikaz ediyorlar. Son 3-5 dakika diye. Ben aslında 2 saatin nasıl geçtiğini anlayamadım. Açık konuşayım. Çünkü hakikaten hararetli bir konu. Ve sizi konuk olarak aldığımda aslında bunu götüreceğinizi çok iyi biliyordum, ama ikinci bir konuk olsun mu diye kafamda düşünürken 2 saatinde yetmediğini gördüm. Şimdi tabii izleyicilerimizin bu konuda bir takım talepleri tam net çözülebilmiş değil. Çünkü onlar hakikaten bu akşamki programdan sonra yarın yine alışverişlerinde kafalarında bir sürü soru işaretleri görecekler. Yapabildiğiniz kadarıyla, anlatabildiğiniz kadarıyla, örneğin bir sucuk örneği verdiniz. Mutlaka fiyatıyla da direkt ilişkili olmakla birlikte her fiyatta olanın da en doğru, en iyi olduğunu da ifade etmemek gerekir. Bu anlamda bazı ipuçları vererek bir toparlayalım isterseniz. Tabii ki. Şimdi burada tabii vatandaşlar açısından, yani işlediğimiz konu genetiği değiştirmiş organizmalar ya da buradan elde edilmiş ürünlerle ilgili, vatandaşlarımız açısından çok üzülerek söylüyorum, yapacak çok fazla bir şey yok. Bir biyogüvenlik kurumumuz var. Bunun yasası var. Bu yasaya uygun olarak belki bir etiketleme sisteminin çok hızlı devreye girmesi lazım. Bilimsel çalışma devam ederken,
bu yöntemlerin halk yararına olup olmadığı tartışmaya devam ederken tercihin insanlara bırakılması yönünde kamunun yani Tarım Bakanlığı'nın ya yani ilgili biyogüvenlik kurumunun söylüyorum hep zincirleme çünkü birbirini tetikleyen yapılar bir an önce etiketleme sistemini getirmesi ve insanların tercihine bunu sunması gerekiyor. O beraberinde başka bir şey getirecektir. Eğer ben tüketici olarak bu ürünleri tüketmeme konusunda bir karar verirsem normal üretimden gelen ürünü kullanmak zorunluluğu isteyecek ve üretime geçmeye başlayacak. Kendi öz tohumuyla üretime geçmeye başlayacak. Sistem kendi kendini zaten kontrol edecektir diyorsunuz. Dünyadaki bakın dünyadaki önümüzdeki 2025 ve 2050'lerin savaşları ne petrol ne doğalgaz ne başka bir amaç ve kavga olacak. Tamamen tarım üzerine ve gıda yeterliği üzerine oluşacaktır. Amerika'daki Monsanto gibi tohum tekeli oluşturan devlerin bir 50 yıl sonraki hedefi ülke genelinde bir tekel oluşturmak açlık insanlara dayatabileceğiniz en büyük korkudur. Dolayısıyla aç insanın elinden her şeyi alırsınız onu doyurmak adına. Bu yapı ortadayken çok safhane bir şekilde 30 yılda bunu elde ettik. Bir 30 yıl sonra öyle bir noktaya gelecek ki siz geri dönüşümsüz bir hale alacaksınız ve tamamen bağımlı hale geleceksiniz. Biz ithalatçı pozisyonundan şu anda tarımda, tarımın ana ürün, ara ürün ve tohum anlamında söylüyorum. Bütün toplamını üst üste koyduğunuzda biz çok net bir şekilde ithalatçı pozisyondayız. %25, %30 civarında bir ithalat fazlalığımız var ve eksideyiz. Bunu bir 10 yıl önce kendi kendine yeten bir ülkede bu noktaya geldiysek bunu sorgulayıp geriye dönüp nerede hatalar yaptık bunu ortaya çıkarmamız lazım. Gene söylüyorum çok tartışılır, çok konuşulur ama vatandaşlarımızın bu konuda bireysel olarak bu ürün genetiği değiştirilmiş ürün müdür, değil midir, ondan üretilmiş midir anlama ve bilme şansı söz konusu değildir. Ancak kamu bu konuda üzerine düşeni yapar. Halkın sağlığını düşünerek, halkın tercihlerini, halkın o hani özgürlükten bahsediyoruz ya hep, demokrasiden bahsediyoruz ya, tercih demokrasisini, özgürlüğünü ortaya koyması adına bu yasaları bir an önce çıkarması lazım. Etiketleme sistemini bir an önce ortaya koyması lazım. O zaman halkın da bu konuda örgütlü toplumların, odaların ve bu konuda bilimsel çalışan kurumlarla işbirliği içerisinde yönetenleri bu noktaya yönlendirmesi gerekiyor. Son olarak şöyle söyleyeyim bakın ziraat mühendisleri odası, çevre mühendisleri odası, peyzaj, mimarlar, gıda mühendisleri odası, makine mühendisleri odası, tabipler birliği, Türk Tabipler Birliği, tüketiciler derneği, tüketici örgütleri ve farklı il ve ilçelerden bir dünya kadar sivil toplum örgütü toplamı 73 dernek ve sivil toplum örgütü GDO'ya hayır platformu oluşturmuş durumda. Bu kadar yüksek katılımın olduğu bir yapının eğer bu kadar net bir hayırla toplumun karşısındaysa bunun sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Sevgili izleyiciler, GDO'lu ürünleri tartışmaya ve sizlere bu konuda bilgi aktarmaya çalıştık. Aslında bazı şeyler hala muallakta kaldı ama inanıyorum bizim bu tür programlarımız sizleri bilinçlendirecek ve bizi yönetenlerin bu konuda duymayan kulaklarına birazcık daha kar suyu kaçıracaktır kanaatindeyim. Evet, sizler adına değerli konuğum Ali Haydar Süslü'ye tekrar teşekkür ediyorum. Gecenin bu saatine kadar bizle birlikte. Ben teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere saygıda sunuyorum. Ve bizi bu saatlere kadar izleyen siz seyircilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka Kentle Yaşam programında yine birlikte olmak ümidiyle hepinize iyi geceler diliyorum efendim.